bir aradan sonra bu sefer 4 kişilik bir gezintiye çıktık. Nereye geldik? Kocaman memleketi Savaştepe'ye geldik. Savaştepe bizim için çok değerli, çok kıymetli. Hem Onur'un memleketi hem de benim çalıştığım Güzeller Güzeli Öğretmenler Lisesi'nin bulunduğu bir ilçe. Şimdi birazcık tarihinden bahsedecek olursak, burası Savaştepe M.Ö. 4. 5. yüzyılda kurulmuş. Halkapınar köyü bölgesi ilk yerleşimi yapılmış ve oraya Karasi, değil mi Onur? Karetya mıydı? Karetya mıydı? Ben bilmiyorum. Ben çalışıp verdim sana notları. Karesi değil ama Karasya'ydı galiba. Karasya mı? Evet. Valla bilmiyorum, hatırlamıyorum. Romalılar. Sen de bir bilgi veriyorsun. Nasıl bilgi veriyorsun? Unuttum ben de. Allah Allah. Unutuyorum. Romalılar, Persler yaşamış. He. En sona tabii ki Osmanlı artık gelip daha çok şimdiki şehir merkezine. Tarihe girince yamuldur kaldın. Hadi sen günümüze gel. İşte günümüzdeyiz. Savaştepe'de falan ne yenir biliyor musunuz? Buraya gelince mutlaka Haliç peyniri. Buraya geleceksiniz. Ne yenir? Peynir. Ne peyniri? Mihaliç. Nasıl oluyor? Valla biz kızarttığımız peynir değil mi o? Allah Allah, bilmediğim bir şeyi mutlaka yiyin. Hayır, nasıl diyorsun? Hayır canım, yiyin. Ben öyle yapıyorum, kızartarak yiyorum. Ha. Ondan sonra neydi, Erdallar mıydı burada? Evet. Evet. Mutlaka oradan peynirinizi alacağız. Biz alacağız. Unutmayın. Biz her girişimizi alıyoruz. Muhteşem bir lezzeti. Hı-hı. Başka? Ondan sonra tarihi olarak neler var? Mağaralar, Yasören Mağarası var. Evet, Türkiye'nin 7. büyük mağarası. Evet, çok güzel kesinlikle. Ondan sonra başka neleri var? Peribacaları var. Peribacaları, evet kesinlikle. Evet, tarihi istasyon var. Evet, istasyonumuz var. Başka en önemli öğretmen okulu var, öğretmen çok okulu. Onu en başta söyledim. Gerçi şu an 2023'teyiz biz bunu çekerken. Öğretmen lisesi yıkılmış, şimdi gidip göreceğiz bakalım neler olmuş. Daha adını unuttuğum bir sürü yer var. Mesire alanları var. Buranın bir tane festivali var. Panayırı aynı zamanda. Peynir festivali. Eylül ayının ikinci haftasında. Evet. Savaştepe arasında bir sürü şey var ama böyle oteller, öğretmen evleri falan filan olmadığı için turizme biraz kapalı bir yer olarak böyle Soma ile Balıkesir arasında kalmış bir ilçemiz. Bizim de memleketimiz aynı zamanda. Evet. Hadi bakalım. İyi, tamam. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Gezgin aile.